Değerli arkadaşlar, İsrail medyasına göre İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Refah Hareketi'nin eli kulağında. Onu anlatacağım ama önce Birleşmiş Milletler'den bir bilgi aktarmak istiyorum. O da Birleşmiş Milletler yetkilileri İsrail'in büyük harekat sırasında yer ile yeksan ettiği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi başta olmak üzere Şifa ve diğer hastanelerin bahçelerinde bulunmuş olan toplu mezarlar karşısında şok olmuş durumda. Daha önce İsrail ordusuna bağlı kepçe operatörlerinin Filistinli cenazeleri kepçeyle kaldırıp bir çukura gömdüklerine ilişkin görüntüler ortaya çıkmış ve hatta bu konuda İsrail hükümeti de bir tür dünyadan özür dileyen bazı laflar etmişti ama anladığımız kadarıyla 33 bin insanın öldürüldüğü o operasyonlar sırasında bunun çok ötesinde insan hakları ihlalleri gerçekleşmiş. Çünkü ele geçen toplu mezarlardan elde edilen bilgiler hiçbir Hamas savaşçısının falan değil. Doğrudan doğruya o hastanenin bahçesinde veya içinde şifa arayan veya güvenlik arayan masum sivillerin toplu mezarlara gömüldüğünü gösteriyor. Her şeye alışık olan Birleşmiş Milletler'in ilgilileri bu olay karşısındaki şoklarını saklayamıyorlar. İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılatan Güney Afrika Cumhuriyeti derhal müdahil oldu ve Birleşmiş Milletler'den toplu mezar görüntüleriyle beraber tüm belgeleri istedi ve galiba Uluslararası Adalet Divanı'na bunları işte soykırım öyle yapılmaz böyle yapılır diye aktaracak bir durumdalar. Şimdi bu durum böyle devam ederken İsrail medyasına göre Amerika Birleşik Devletleri ile hala pazarlığı sürmekte olan Refah Harekatı'nı yapmak için İsrail yeni bir düzenlemeye gitmiş vaziyette. Esasında İsrail Hava Kuvvetleri son 24 saat içinde iki ayrı cephede çok yoğun bombardımanlarla kendilerini gösterdiler. Bir, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah ve İran mevzileri bombalandı. İki, Kuzey ve Merkez Gazze bombalandı. Şimdi sormak lazım. Arkadaş, senin bu harekatın kuzeyden başladı, merkeze indi, merkezden güneye indi, Han Yunus'tan aşağıya indi, Refah'ta durdu. Sen ikide bir çıkıyorsun, diyorsun ki benim bu Hamas'ı bitirmem için Refah'a girmem lazım. E sen şimdi Refah'a gireceksin ama Hamas kuzeyde çıktı. E şimdi senin harekatı bitirdiğim dediğin yere bomba atıyorsun. Hem de o bombaları hem merkeze atıyorsun hem kuzeye atıyorsun Hamas'la savaşıyorum diye. Bir de Amerikalılara diyorsun ki ben merkezde ve kuzeyde çadır kentler kuracağım. 1.4 milyon insanı o çadır kentlere taşıyacağım. Merak etme. E sen insanları taşıyacağın araziyi bombalıyorsun. Böyle bir durumla karşı karşıya insanlık. Tabii ki Amerika direniyor. Ama ya yardım kuruluşları şunlarla bunlarla İsrail'de hani böyle kademeli olarak yürüteceği, şöyle kademeli, önce bir bölgeyi hedef alacak, o bölgedeki insanları oradan alacak, şuradaki çadır kente koyacak, orayı bombalayıp yok edecek. Sonra öbür bölgeye geçerken oradakilere diyecek ki siz gelin şu tarafta durun, ben orayı bu. Böyle harekat olur mu? Buna hangi aptal evet diyebilir yani? Evet demek için aptal olmak lazım. 1.4 milyon insanı nereye taşıyacaksın? Zaten taşıyacağını söylediğin yerler bombalanıyor. 1.4 milyon insan şu anda gelmekte olan gıda yardımlarıyla henüz ölmediler. 6 hafta daha inanılmaz yardım yağması lazım ki
Gazze'de açlık tehlikesi bitsin. Bak bak, açlık tehlikesinin bitmesi için sürekli yardım gelmesi gerekiyor. Ve sen orada harekata kalkışıyorsun. İnanılır gibi değil ve gerçekten mesela iki rezerv tugayını derhal göreve almışlar. İkinci rezerv tugayı 146. alay, 679. rezerv tugayı 210. alayı Gazze'ye sevk ediyorlar. Gazze'nin güneyine tank, zırhlı birlik hepsini yığmaya başladılar. Amerika ile pazarlık sürerken ben Amerikalıların bu şartlar altında 1.4 milyon insanın içine tank sokturacaklarına inanmıyorum. Çok iyi insanlar oldukları için değil. Sakın yanlış anlamayın. Amerika'nın içerisi kaynadığı için. Üniversiteleriyle, STK'larıyla, sokaktaki insan İsrail'den nefret ediyor. Yani ve seçim yılı bu yıl. Bak Trump bile sustu. İsrail'i habire savunan. Trump bile sustu. Niye? Trump, İsrail'i savunan Amerikalı politikacının geleceği yok yani. Bitti. Amerikalılar o anda harcayacaklar onu. Bütün Kolombiya'sından Harvard, Yale'de dün anlattım, hala sürüyor olaylar. Çekilmiyor öğrenciler. Yani hele hele Kolombiya Üniversitesi olağanüstü hale falan gidiyor. Yani. Böyle bir durum. Bu nedenden dolayı İsrail hala da saldırıda. Fakat Hamas Kassam Tugayı sözcüsü Ebu Ubeyda bir açıklama yaptı. Dedi ki, çok kritik bir açıklama yaptı. Savaşın 200. gününde bütün cephelerde düşmana karşı ayağa kalkıyoruz. Gazze'nin bütün cephelerinde direniş sürüyor. Batı Şeria'da artık durmak ölüm demek. Batı Şeria ve Doğu Kudüs düşman için büyük bir alan olmalıdır. Büyük bir saldırı alanı olmalıdır. Yani Kassam Tugayları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e diyor ki Mescid-i Aksa bölgesi dahil artık tamam. Çünkü artık geriye dönüş yok. Ve en önemlisi Arap Kurtuluşu'nun üçüncü cephesi Ürdün'dür. Ürdün İsrail'e dönük füzeleri ve dronları düşürdü ya. Diyor ki Kassam Tugay'ı, Arap Kurtuluşu'nun üçüncü cephesi Ürdün'dür. Ürdün halkından o cephede silahlı direniş bekliyoruz. Yani Hamas Ürdün'de Ürdün silahlı kuvvetlerine karşı Filistin ve bağlantısındaki destekçi Ürdün halkının gerekirse silahlı direnişi için çağrıda bulunmuş. Son İsrail askeri Gazze'den gitmeden rehine konusunda da ateşkes konusunda da anlaşma olmayacaktır diyor. Zaten İsrail kaynakları da bu rehineler konusunda herhangi bir anlaşma zemini ortadan kalktığı için İsrail'in öyle ya da böyle Refah'a girme kararı aldığı ifade ediyorlar. Hoşça kalın.